Business Channel Türk ekranından hepinize merhabalar. İdil Çeliker, ben bir başarı öyküsüyle karşınızdayım. Sevgili Elçin Kaya bugünkü konuğum. Elçin Tasarım'ın kurucusu, sahibi. Hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum, sağ olun. Bugün takılardan konuşacağız, evet. Ve çok keyifli bir iş. Tam da yeni, evet, yıl öncesine de denk geldi sohbetimiz. Neler çalıştı, nereden başladı bir kere? Yani bir anda böyle genellikle başarı öykülerinde dikkat ettiğimiz şey şu ki kişiler kendi ihtiyaçlarına yönelik hareket ederken başarıya ulaşıyorlar. Evet. Böyle bir arayışınız mı vardı? Evde yapıyor muydunuz? Öyle bir arayışım yoktu. Zaten 96'da moda tasarım mezunuyum, 96 yılından beri. Daha öncesi, yani çocukluğumdan beri diyeyim, şöyle babam da takı, aksesuar, bijuteri işi, yani o işle birazcık büyüdünüz. Evet, mezun olduktan sonra 2 yıl moda tasarım sektöründe bulundum, çalıştım. Çok güzel. Evlendikten sonra eşim de bu sektörde olunca daha çok... böyle çok harmanlanmış gibi oldu. Doğru. Devamı gibi oldu. Bu şekilde diyeyim, yani hani içindeydim zaten. Tabii, beraber yoğrularak yol, aynen, almışsınız birlikte. Aslında. O arada tabii ki gözlemlerinizi kendi ruhunuzda birikmişlerle tekrar tasarlamak. Aynen o şekilde. Sağ solda anladığım kadarıyla. Evet. Yani yeri geliyor müşterimin istediği şekilde, birlikte ya da karar vererekten kendi tasarımlarımı sunuyorum. Eğer karşımdaki müşterinin de belli bir şey, istediği bir şey varsa ondan da odaklanıp o şekilde yola çıkıp Peki, ürünleri. Değerli, yarı değerli nasıl bizim ürünler kullanıyorsunuz? Gümüş ağırlıklı ama taşlarımız çeşitli. İnce ağırlıklı, sitrin ağırlıklı, amatist. Maviler, beyazlar. Evet. Ne güzel. Taşlarla ağırlıklı benim. Yani benim tasarlamış olduğum takılarda taş ve ince ağırlıklı. İncinin tabii ki çok önemli özellikleri olan bir malzeme inci. Evet. Türkiye'de doğru kullanılıyor mu? Siz bunu doğru kullanılır hale getirdiniz mi diye de sormak isterim işin açıkçası. Doğru kullanılan alanlar da var. Benim amacım daha farklı şeyler yapmak. Yani klasikten çıkarmak çıkıp, mı istiyorsunuz? Evet, daha tarz bir hale getirip farklı şekillerde sunmak benim niyetim. O yüzden incileri farklı şekillerde kullanıyoruz. Peki nasıl, çalışma ortamı nasıl? Yani atölyede kendi kendinize mi çalışıyorsunuz, bir ekibiniz mi var? Sıfırdan bir şey yapacaksınız. Diyelim ki ben size dedim ki benim için çok değerli bir, ya da evladıma bir şey hediye etmek istiyorum. Ama kalıcı da olsun istiyorum. Onun için iyi bir enerjisi de olsun istiyorum. Beni de yansıtsın istiyorum gibi geldiğim zaman siz bana nasıl yardımcı oluyorsunuz mesela? Ben size nasıl yardımcı olabilirim? Kendi fikirlerimle birlikte, karşılıklı fikirlerimizi birleştirerek ne tarz bir şey yapabiliriz diye yola çıkıp o şekilde birlikte çalıştığımız atölyeler var. Orada kullanacağımız malzemelerimiz ya da kişinin ne tarz ağırlıklı malzeme, işte bazen diyebiliyorlar ki mesela ince ağırlıklı olsun. Şimdi ince veya tabii... ben şu taştan istiyorum. Gerçek taşta kullanıyor musunuz, yani tam değerli, işte değerli pırlantalar, onlar şöyle safirler olabilir vesaire. Yani müşterinin tamamen kendi maddi şeyine bağlı, yani tabii taş da ucuz bir şey değil. Değil. Tabii eğer ki talep ederse o şekilde. Ama en azından tasarım olmuş olacak. Evet. Yani değerli taşla çalışmanızı istendiğinde o artık tabii, mücevher o tasarımına giriyor. Tabii müşterinin kendi maddi açıdan da durumuna bağlı. Yani eğer karşılayabiliyorsa tabii ki biz de ona en güzel şekilde tasarımlar sunabiliriz. Ne güzel. Peki seçici, genellikle erkekler hanımları mutlu etmek için takı almayı tercih ediyorlar ama çok da beceremiyorlar. Genelde, yani genelleme yapmayayım aslında tabii, bazıları illaki yapabiliyor, böyle bir yetileri var ama bu tür hediye siparişlerinde erkekler kadınlar için inci seçiyor mu?
İnciyi nasıl kullanıldığı zaman beğendirebiliyorlar? Şöyle dediğiniz gibi erkekler aslında neyi seçeceklerini bilmiyorlar. Hı hı. Fakat dediğim gibi hani fikir alışverişinde bulunaraktan. Hani ben eşime böyle bir şey düşünüyorum ama siz ne tavsiye edersiniz veya en çok hangisi hoşuna gider? Hı hı. Dediği zaman ben de işte eşini öğrenmeye çalışıyorsunuz tabii ki. Nelerden hoşlanır, hı hı. ne tarz giyinir, ne tarz takılar takar. Yani erkekler bu konuda dikkatli mi? Eşinin ne giydiğini, çıkardığını falan becerip biliyorlar mı? Çoğu değil ama az çok. Tahmin etmeyin. Bilmiyorlar da. Yani anlamıyorlar. Yani kıymetli bir şey olsun, hoşuna gitsin. Genelde şöyle oluyor, eşinin en yakın bayan arkadaşından fikir alarak. O şekilde. Zaten hanımlar da o zaman biliyor, arkadaşına söylüyor falan. Aynen öyle oluyor, yoksa bilmiyorlar yani. Peki hanımlardan gelip de sizden siparişle çalışan, sizin ürünlerinizi tercih eden ya da kafasında bir tasarım olan kişiler mutlaka vardır. Biliyorlar mı tasarımın hani neye uygulanıp neye uygulanmayacağını, yoksa çok hayali şeyler peşinde koşanlar var mı? Hayal peşinde koşanlar da var. Şöyle var, hani kendi kafasında tasarlamış ama olur mu olmaz mı? İşte olmadığı noktada olan şeyleri sunmak. Hani siz bu ona değil hazırlıklı olmanız gerekiyor. Evet, hani bu taş değil de ama bakın bu taşı yaparsak daha etkili olur veya daha gösterişli olur. Hı-hı. Diyerekten yaptığımız şeyler var. Bir de çoğunlukla zaten bayan müşteri. Zaten. Bayan müşteri, bir de yurt dışından çok var. Aslına bakarsanız yani yurt dışından daha çok müşterilerim var. Anladım. Siz zaten şu anda eşinizin kapalı çarşıda birliktesiniz zaten var. Mağazada. Evet, mağazamız var. Ama onun dışında siz zaten sanal alemde e-ticaret yapıyorsunuz. Hı-hı. Takılarla ilgili. Aynen, oradan ticaret yapıyorum. Size zaten ulaşıyorlar dünyanın her yerinde. Oradan, evet, oradan sanal Instagram'dan ulaşıyorlar daha çok bana. O şekilde, hı-hı, satışlarımız oluyor. Yurt dışından müşterilerimiz var. Mesela onlar senede iki defa gelirler. Ha, buraya gelip de geliyorlar, alışveriş yapıyorlar. Evet, yapıyorlar. Butik mağazalar var. Oraya alışveriş yapanlar. Yani daha güzel. Çok aslında oraya. yurt dışına daha çok. Çünkü onların ilgisini daha çok çekiyor. Tasarım, evet, yabancıların, evet, ya da yani yurt dışında inciler yaşayanların. Olsun, turkuaz taşlar olsun, zirkon mesela, yani onlar daha çok ilgilerini çekiyor bu tarz şeyler. Bizde daha hani, çok altın falan yani gibi bizim, şeyler, evet, taş. Yani daha hafif şeyler, hı-hı, bilmiyorum, onların daha çok ilgisini çekiyor. Yani o yüzden yurt dışı ağırlıklı olmayı tercih ediyorsunuz siz de herhalde. Ya onlar da tercih ediyor aslında. Şöyle bir şey var tabii, tasarımın değeri henüz Türkiye'de çok anlaşılmış, evet, değil bizim ülkemizde, ama tabii ki batılılarda böyle bir onlar ilgi daha var. Çok seviyorlar. Evet, evet, farklı geliyor onlara. Çok seviyorlar. Hani bizde evet var, göz aşinalı, evet var mı var işte. Ama onlar da daha farklı. Şeyi de soracağım, takı alışverişi nasıl yapılmalı? Neye göre yapılmalı? Yani takıyı alıp ona göre bir kıyafet mi bulmalı? Kıyafete göre bir takı alınmalı? Hep böyle bir şey vardır. Bazen çok önemli bir aksesuar haline gelir. Ona göre kıyafet bulmak zorunda kalırsınız. O da bir tarz. Yani ben ona inanıyorum. Herkesin bir tarzı var bence. Hı hı. Hani ben de mesela kendimde bir şey uygularken hiçbir zaman işte takıyı alayım da ona göre kıyafet. Çünkü benim bir tarzım vardır, giyiniş tarzım vardır. Zaten ona göre de otomatikman takılar da ona göre seçiliyor doğal olarak. En çok ne çalışıyorsunuz? Parmağınızda çok güzel yüzükler görüyorum. Bileklik var. Evet, zirkon taşlı bunlar. Çok başarılı bunlar, olmuşlar. Evet. İnciler ve bu, şey. Çok oynamayalım ama evet, biz görebiliyoruz mikrofon var diye. Tamam. Kolyenizdeki taşın ne olduğunu öğrenebilir miyim? İnci. Turkuaz. Turkuaz taş, şu amatist taş. Amatist.
Doğal amatist evet. Değil mi? Hı-hı. Evet. Çok şık duruyor. Yani her şeyin bir trikonun üstüne bile takmak mümkün. Tabii. Değil tişört mi? Olur. Bir de sanıyorum biraz oynanabilir de bir pozisyon yaratmışsınız. Uzayabiliyor, evet. Kısalıyor, aynen. Boyunda İstediğiniz tutulabilir. Şekli siz verebiliyorsunuz. Ha, bu tür şeyler şey. Daha mı işlevsel evet. Geliyor size? Bu tarz tasarımlar. Peki nasıl bir... Sonuçta bir moda, kıyafet neyse tarzımız olabilir ama sonuçta bir modanın uzantısıyla hareket ediyoruz hepimiz. İşte bu sene sivri burun varsa giyiyoruz. Yuvarlak burun yoksa giymiyoruz. Onlar bir kenara kalkıyor. Ertesi sene moda olursa tekrar belki kullanılıyor gibi. Hı. Aksesuarın da bu anlamda tasarımın da bir modası var mı? Neyi takip etmek gerekiyor bunun için? Sizin adınıza soruyorum. Evet, yani genelde dünya modasına bakıyorum. Bazen otantik dokunuşlarla, bazen kendi tasarımlarımla o şekilde harmanlıyorum. Ama genelde şey var, zirkon taşlara ağırlık var. Hı hı. Renkli zirkonlar. Renkli zirkonlar. Evet. Peki bizim insanlarımız da modadan tabii ki herkes bütün dünyada olduğu gibi etkileniyorlar. Evet. Bu dünya modasını takip ederek gelenler oluyor mu? Yani bu sene bunlar varmış ve... Böyle çalışsak deyip sizin tasarımınızı zorlayanlar da çıkıyordur illaki. Evet oluyor. O şekilde de gelen oluyor. Bilmiyorum mesela şimdi en son Dubai'den bir müşterimiz geldi Arap. Hı. Kına gecesi var. Özel olarak şey istedi. Şahmeranlar çok moda bu sene. Bu sene evet şahmeranın çok moda olduğunu biliyoruz. Çok moda evet. Hani nasıl yapabiliriz? Ben arkadaşlarıma işte kına gecemde hediye edeceğim diyerek şimdi atölye aşamasında. Nasıl bir şey çıkacak çok merak ediyorum güzel ben de şu bir anda. Şey incili ve siyah zirkon ağırlıklı şahmeran. Hı hı. Yani kişinin böyle talepleri de olabiliyor. Doğru. Peki çalışırken yalnız mı oluyorsunuz? Çünkü kolay değil. Şimdi kına gecesine kaç kişi katılacaktır? İşte birlikte çalıştığımız atölyemiz var. Hı hı. O şekilde oradan. Siz dizayn ediyorsunuz, aynen, tasarlıyorsunuz, malzemeyi evet. Seçiyorsunuz, sonra uygulama aşamasına evet, geçiyor. Evet, aynen öyle. Bırakıyorum uygulama hı-hı. Aşamasına. Teslimat süresi nedir? Mesela diyelim ki ben kendim için yine kendi kimseyi şey yapmayayım da kendim için bir şey sipariş ettim. Ürün üçlü bir takım olabilir, ikili olabilir, sadece kolye olabilir. Ne kadar zamanda teslim yani zamanı kısa tutmaya çalışıyoruz. Çünkü işte dediğim gibi çoğunluk yurt dışı olduğu için süreleri kısıtlı. Minimuma indirerek en kısa sürede. Şehir içi, şehir dışı, yurt dışı tabii ki ulaşım sırasında etkileniyordur ister istemez. Şehrin içinde bir yere gönderirken belki daha hızlı dediğiniz gibi ulaşım süresi kısa olduğu için daha erken teslim evet. Edilecektir ama... Ama... Yurt dışından olduğu zaman zaten onlar kendileri teslim alıp gidiyorlar. Hani benim buradan göndermiyorum ben. Ha, anladım. Kendileri gelip aslında onu da yapabilirsiniz de işte gümrük problemi onlar, çıkacaktır. Evet onlar kendileri daha kolay hallettiği için onlar o şekilde tercih ediyorlar. Benim de yani şuna geliyor. Sizin işinize geliyordur doğru. Onlar geliyorlar, seçiyorlar, üretim aşamasına giriyor, bitiyor, hazırlanıyor her şey. Şunu da öğreneyim. Bir hanımın gardırobunda hani olmazsa olmazlar vardır. Siyah pantolon, ceket, aynen, minik bir elbise, bir klasik inci kolye gibi. Aksesuarda da olmazsa olmaz belli parçalar var mıdır? Onlar nelerdir? Bizi söylediğiniz kurtaracak. Söylediğiniz zaten inciler. İnciler. Her şeyle kullanabilirsiniz. İnciler diyorum ben. İncilere, ben de öyle. Kurtarıcım. Evet, incileri evet, tabii. Her belki rengin üzerine. Geleneksel halden işte o hani alışa geldiğimiz Fransız Chanel ekolü dışında kalan bir sistem ürettiğiniz zaman her yaşa da hitap ediyor tabii. Evet, değil inci mi? Tabii. Dediğim gibi yani eskidenmiş o inci belli bir kalıptaydı. Şimdi o kadar farklı malzemelerle o kadar güzel şekillendirilmiş ki takılar her yaşa hitap ediyor. Evet yani spor havalı da yapmak mümkün. Aynen gümüşten de üretebilirsiniz altından da. Aha. O yüzden inci diyorum yani. Çok güzel. Düğün takısı mıdır aynı zamanda inci? Düğündür, evet. Değil mi? Benim de vardı yani incili takımım. İnci ama klasik olduğu için bence öyle. Evet. Bundan sonra da nereye varmayı planlıyorsunuz? Hedeflerinizin arasında neler var?
Elçin Tasarım neler yapacak daha doğrusu, daha nereye kadar açılacak, ne güzel Dubai'ler, Avrupa'lar falan derken aslında amacınız vardır mutlaka, bir hedefiniz vardır. Hedefim tabii ki daha çok kitleye ulaşmak, daha farklı yerlerde takılarımın sunulması. Bu şekilde yani onlar daha beni... Yani birisinin üstünde, kimin üstünde görmek istersiniz takılarınızı mesela? Var mıdır hayalinizde? Ah, takımı da benim tasarımlarımı kullansa dediğiniz kimseler vardı. Onu hiç düşünmedim bile. Gerçekten. Evet. Dünya starı dolu her yer. Evet ama hiç o yönüne bakmadım. Yani aslında geniş bakmam lazım ama herhalde kendi... nasıl diyeyim... Hayalinizi henüz canlandırmadınız. Canlandırmadım. Belki. Hani zaten yoğun, koşuşturmaca, bu şekli bile beni mutlu ediyor. Önemli olan zaten var olan koşullarla mutlu olmayı öğrenmek ama yine de hedef belirlemek her zaman güzeldir. Tabii ki. İnşallah. İnşallah o evet, da olur. İnşallah. Çok memnun olduk sizi tanıdığımız için. Başarılarınızın devamını oldum. Diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. En kısa ediyorum. Zamanda ben de internetten bakarak Instagram'da İnşallah. Takılarınızı bir gözden geçireceğim. Elçin Tasarım sizin evet, dediğiniz Elçin gibi olsun. Elçin Tasarım. Evet. Elçin Kaya'yı ağırladık efendim bugün bir başarı öyküsünde. Bir başka programda yeniden görüşünceye dek hoşçakalın.